Logan Sports Team Spartan karşılaşmasının ikinci haritasına geçiyoruz. Train haritasını geride bıraktık. Inferno haritası var. 1-0'lık üstünlüğü var Logan Sports'un. 3 puan cepte koydular. Yani zor oldu ama koydular. Evet, ya biraz da iki tarafın da hani birbirine ikram ettiği roundlardan sonra işler karıştı ama tekrar ayağı biraz daha sağlam yere basan takım Logan Sports'tu. Evet, aslında şunu söyleyebiliriz. Destructive ve Reis'in oynadığı performansa destek gelseydi en azından bir veya iki oyuncudan çok daha Spartan ağır basabilirdi. Çünkü Log takım olarak çok iyi gözükmüyor. Yani aimlerde sorun yok. Çok güzel sahneler, performanslar izledik roundlar içerisinde ama o takım adaptasyonu tabii Şener yine stand-in olarak devam ettiği için takımda tam şöyle bir takım olgusu göremedik onlardan. Dediğim gibi eğer biraz daha adım atabilseydi Sparta'nın kalan 3 oyuncusu biraz daha çekişmeli olabilirdi. Kaldı ki hani bu haliyle bile 16-13 hani 29 roundda noktaladık. Muhtemelen Inferno'da aynı olacak. Evet, şimdi Inferno haritasına geçeceğiz. Tabii biraz daha işler Logan Sports tarafında durum 1-0 olduğu için biraz daha rahat. Yani 3 puanı aldılar. Neden haftayı 6 puanla kapatmasınlar? Tabii bir yandan baktığımız zaman da Spartan bir puan kaybediyor ilk haritada. Inferno haritasında da ellerinden geleni ortaya koyacaklar. Bakalım, merak ediyorum tabii, oyuncular da birazdan hazır olacak. Hemen rediler verilmiş. Bütün oyuncular hazır. Çok da fazla aslında aramızı biliyorsunuz. Bir countdown'umuz var 5 dakika ve artık neyse, geriye doğru sayıyor ama oyuncular biraz sabırsız, biraz hızlı başlamak istiyorlar. Biz de onları bekliyoruz. Bakalım tekrar Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın 2019 yaz sezonunun ilk gününün ilk karşılaşması. Team Spartan Logi Esports'la oynuyor. Logi Esports şu anda seride 1-0 önde, train haritasını kazanıp 3 puanı cebine koydu. Destructive göze baktı. Reis çok müthiş bir oyun ortaya koydu gerçekten. Diğer arkadaşlarının da ellerine sağlık ama sanki biraz senin de dediğin gibi o kalan 3 oyuncudan birazcık daha destek, biraz daha cesur hareketler izleyebilirdik. Aslında biraz daha Kolay değil Spartan tabii. tabii hücumunu, savunmasını biraz daha Destructive ve Reis üzerine kurgulamış belli ki. Tabii savunma kurgusunda biraz daha sıkıntı yaşadılar, yaşamadılar değil. Ama T tarafında Reis'in biraz daha ön plana çıktığını gördük. Destructive'in almış olduğu iki farklı Clash Round var diye hatırlıyorum. Lokta tabii işler yolunda. 3 puanla cebe indirdiler. Buradan kalan 3 puanın maksimumunu almak isteyecekler. Bakalım haftayı 2-0 tamamlayabilirlerse Log'un çok ciddi bir avantajı olacak. Evet, Inferno haritasına geçiyoruz. Bakalım bu haritada tren gibi böyle yakın geçecek mi? Log Esports T'de başlıyor. Team Spartan CT'de Elkev iyi bir flash attı aslında. İki Aa, tane yalnız. oyuncuyu etkilemişti. Canını Vallahi. kurtaramıyor Saksı tarafında ve E5'in entry'si ile birlikte B açıldı. C4 A'da. Hadi buyurun. Yani buradan nasıl çevirebilirler ki? Yani Destructive düştüğü anda round gidiyor galiba. Eğer düşerse. Tabii C4 daha yeni getirilecek. Destructive de. Boiler de düştü. Orada herhangi bir sürprize yol açmadı. Red Bull bekliyordu dikkatli bir şekilde. Reis oraya geçen oyuncuyu gördü. Oraya geçen oyuncuyu gördü. Rufian ama Construction içerisinde. Çok iyi bir tepki. Rastan yerden silahını değiştiriyor. Bir de headshot'ı Sencer'e gönderince tek başına Burak Yol 1'e 4. Bu roundu artık yazalım mı Logi Esports'a? Bu herhalde mucize olur. Evet, son kill'de Rastan. 1-0. Kaldığı yerden devam ediyoruz. 3 güzel hareket. İlki trade kill, ardından 2 düello. Evet, çok kötü bir başlangıç aslında Spartan'dan. Tek B başladılar, 4 A savunması başladılar. Gelen bir flash evet etkiledi ama hani bananın önünde kaldı Elkev. Çok daha iyi bir pozisyon alabilirdi. Çok geç reaksiyon verdi. İyi bir flash ile başlamıştı. Ama devamını getiremedi. Yani önemli olan devamıydı tabii ki. Banana da tabii ısrarcı olacak iki takımda. Force Buy mevcut. Entry'yi E5 ne alıyor? Yanıcıdan sonra da kalan iki oyuncu geriye çekiliyor. Mid'den pushlamaya çalışıyor Mini. Rufian ona second mid'den destek veriyor. Belki evle birlikte Burak Yol. İlk kili çıkarttılar ama yok. Daha fazla izin vermedi Logi Esports. Tabii C4 yani T-Base'de çok önemi yok. Birazdan Destructive'i yakalayacaklar. Bir oyuncu kaybedip ikinci roundu da beklendiği gibi rahat bir şekilde kazandı Log. Şimdi Team Sparta'nın bu roundu da zorlu geçecek. Buradaki pistol yarım armor mı acaba herkesteki? Öyle yapacaklar. Armor alamayacak oyuncular da mevcut şu an.
Çok daha basit geçmesini, ya daha ne kadar basit olabilir ilk iki round içerisinde bilmiyorum ama üçüncü round'un da aynı şekilde devam edeceği aşikar. Sencer'de bir Zeus görüyorum. İki oyuncu da armor var. Geçtiğimiz round tabi Force Buy yaptığı için Sparta, ama bu round'u da aynı şekilde Half Buy ile devam edecekler. Sen Bex'te Reis var. Güzel flash aslında. Güzel flash, bir kill. O da Distractive'den geldi. Tabutu zorluyor Duras. Yine Distractive son 2 ama pek bir şey ifade etmiyor. Log Esports yine round'u rahat bir şekilde kazandı. Şimdi geldik Rifle round'una. Şimdi Spartan'da Elke AWP atmadı. M4'ler. Bir tane S'de oynayacak. Yani Inferno'da AWP savunması çok önemli, long tarafında özellikle. Biraz daha çift double pick oyunu gelebilir anlamına geliyor AWP olmadığı için. Bana konusunda iki takım da henüz çok ısrarcı değil. Biraz daha geç savunma olmaya çalışacak. Apartmandan ikili bir oyun gelebilir. Hayır, vazgeçtiler. Sencer tekrardan rotasyon veriyor. Yalnız B'yi çok tek başına bıraktı Spartan. Bu riskli savunmanın da ödülünü alabilirler. Oo. A4 Burak Yol. Apartmanda iki tane kill ardı ardına gelen yanıcılar C4'ü engellemeye çalıştı ama mini hemen tek smoke'la yanıcıyı tekrar alıyor. E5 ne long'u zorladı. Bir anda 3'e 3'e getirdi durumu. Ya Mekten'i de değiştirdi E5 ne. İşler yine karıştı. Apartmanda alınan Burak Yol'un 2 killinden sonra avantajını koruyamadı Team Spartan. Ve şimdi Banana'dan C4'ü yaklaştırmaya çalışıyorlar. Sanırım Red Bull'u oynatacaklar E5 ne. Sabrının sonunda Reis'i düşürdü. Bu arada Elkev üzerine geliyordu Red Bull. Arkasında Mini var. Smoke bırakıldı. Açıklık var Mini. O açıklıktan tespit ediyor Elkev'i. Hemen C4'ü götürecek B'ye. 1'e 2 oynayacak Sencer. Yani iki taraf içinde olabilir bu round. Çok zor Spartan için. Sencer 1v2 oynayacak ama C4 de tam E5'lerin istediği spot'a plantlandı. Zaten bir smoke var Sencer'in önünde. Önce onu geçmesi lazım. Önünde sadece bir smoke mevcut. Ve mini gözü kulağı smoke'un içerisinde. Orada bir timing oldu. Hatta Ses. çok da geriye çıktı yani. Çok çok zor. Yok. Kendini smoke'un içerisine atmayı başardı ama 19 canı var. Yeri belli. Mini için tekrar Sizzet'ini çekip o kill çıkartmak sorun değil. Ve ilk rifle roundunda iyi geçiremedi Team Spartan. İstedikleri gibi değildi. 4-0'a geliyoruz. Rogue Esports. Train haritasından kalma ivmesini devam ettiriyor Inferno'da da. Ve özellikle T'de aldıkları 4 round onlar için müthiş bir başlangıç. Belki de 5'e gidiyoruz. Çünkü Team Spartan'ın cevap verebilecek çok fazla elinde silah yok. Pistollerle oynayacaklar. Son 3 flashları. Hani belki Banana'da bir kill çıkar. Belki o da. Çok güzel bir Nate. Şimdi Banan'ın full kontrolünü almak için bir de yanıcı bıraktı. Aslında Elke ve Bront da Spartan tarafında yanıcısı olan tek oyuncuydu ve çok erken kullandı bu yanıcıyı. Boiler'da birisi var. Çok daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Sencer Boiler'daki oyuncu. E5 neyi yakalayabilir? Orada alınacak bir silah. Biraz daha Team Spartan'ı oyun içinde tutabilir. C4'ü almaya geldi T-Spawn'dan mini bakın. Yani Banana 4. Oynatacaklar mı? Oynamadı Sencer. Artık herhalde vura vura girecek Log Esports. Son nade hazırlıkları tamam. Saks tarafı kapatıldı. Site'da iki tane oyuncu var. Yakın bekliyor Elkev. Elkev düşmüş. Sencer de düştü. Oh. En azından bir kill var Reis'ten. Ama tabii Burak yolun düşmesiyle bir anda 4'e 2'ye geldi. Aa. Son anda mermiyi gönderiyor Mini'ye ama plant'ı engelleyemediler. Tek başına Reis. Bir oyuncuya daha headshot. Ama Bu da son oyuncuyu beklemedik beklemesi tabii. imkansız. Evet, Red Bull 3 oyuncu kaybetmelerine rağmen bir ara acaba mı dedirtti Reis ama tekrar bye round'una geçiyoruz. 5-0. Güzel bir logo oyunu izliyoruz. Yani Reis bir an için acaba dedirtti. Tabii
O Smoke'u takip ediyordu. Smoke'tan ufacık bir aralıktan geçmiş Şener. Dark pozisyonuna. Orada oyuncu olmayacağını tahmin etti. Acaba dedirtti gerçekten. 5-0. Bu round çok kıymetli. Sparta'nın kazanmaya başlaması ve seriyi yakalaması gereken bir round. Allah Allah. Allah hakikaten E5 ne korkmuştur. Yani oradaki pozisyonu tekrar izlemek lazım ama Reis resmen geldi tepesine atladı. E5N'nin pozisyonunu bozdu. Hem de ne oluyoruz diye bir sağa sola sıkmıştır E5N. Bir anda iki oyuncuyu kaybetti Logi Esports. Bu sefer bu rifle roundlarına iyi başlıyor Team Spartan. Tabii ne kadar devam ettirebilir ya da ne kadar oyuncularını bir sonraki rounda canlı bir şekilde taşıyabilir. Ona bakacağız. Yani buna çok ihtiyacı vardı Spartan'ın. Bakalım sonunu getirebilecekler mi? Apartmandan Russ yaklaşıyor. Çok büyük bir tehdit. Short'ta Destructive var. Eğer entry gelirse ama birebir trade. Erkev şimdi o trade'i aldı. Ve son kalan oyuncu Şener. O da mid tarafında. Aşması gereken bir duvar var. Destructive burada biraz inisiyatif kullanarak arkası dönük yakaladı Şener'i. Biraz zorlandı ama noktayı koydu. Spartan ilk round'una ulaşıyor böylelikle. Ve tabii sadece bir oyuncu kaybettiler. Çok değerli bir round. Böyle kazanılması istenilen bir round. Team Spartan. Tabii bunlardan bir iki rounda daha ihtiyacı var. Ekonomileri için ve aradaki round farkını biraz daha kapatabilmek için. İyi gidiyordu Log Esports. 5-0'lık seri üzerine ilk roundunu verdiler. Bu anda da inanılmaz agresif bir oyun. Sonrasında geldi bu atış. Çok kıymetliydi Reis. İstediği şekilde crosshair'ini çeviremedi. Entry'yi az kalsın alacaktı. Taglemekle. Wallbang'le taglediler Rufyan'ı. Şimdilik bununla yetinmek zorunda Team Spartan. Çok fazla sayıda yanıcı kullanıldı yalnız. Reis'in kesinlikle hedefini bulması lazım ve Şener'i buluyor. 2B savunma oyuncusu daha var. Bunlar henüz rotasyon vermiş değil. Ve şimdi mid kontrolünü yavaştan Logi Sports almaya çalışacak. Long tarafında da Destructive var. Önüne gelen bir smoke. Tek flashla short kontrolünü almaya çalışıyorlar. İyi bir savunma örneği şu an Spartan'dan. A savunması çok iyi gidiyor. Yani Russ'ın tabii banana yakın kırık tarafında beklemesi de onlar adına, Log Esport adına en azından ufak iyi bir haber. Oradan bakalım kill çıkartabilir mi? Kill çıkartırsa rotasyon zorlayabilir. Ve rotasyondaki isim Destructive. Şimdi onu oynatacaklar. Oh. Oo, içeride yaklaşmasına izin vermedi Russ'ın. Erkev smoke'tan zorlayacak Rufian. C4 Erkev'in ayaklarının önünde. Hala oyuncu kaybetmedi Team Spartan. İyi bir savunma gösterdiler. Erkev'in kişisel başarısını da takdir etmek lazım. Smoke'dan zorladı, bir şeyler denedi ama en azından oyuncuların nerede olduğunu biliyor ve Destructive arkadan gelip baronayı temizleyip round'a getiriyor. Seriye ihtiyacı vardı Spartan'ın. Hala yeterli değil. 5-2. Bugün çok ciddi bir avantajı mevcut. Buradan Half-Way'a gidecekler şimdi. Ve Spartan'ın kasayı bir kez daha doldurmaya başlaması gereken bir round. İyi bir savunma örneği. Biraz da timing. B gelecekler. Yalnız nate'ler geliyor. İnanılmaz bir hasar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Güzel headshot sesleri. Ya Reis atış, iki atışını da kaçırdı. Şimdi üzerine gelecek iki oyuncu var. Oo, yerden AWP AWP alınmış. gitti. Yalnız C4 gitti. C4 alınmamış. Rast geliyor. Oh. Yani Rast ilkini de bulmuş olsa Roundur lock kazanmaya çok yakın olacaktı. Ve şimdi C4 kontrolü Sencer'de olduğu için önüne bir smoke bırakacak. Burak yolda CT'den pozisyonu tekrar mid'e, oradan da banana'ya ilerletecek. Yani çok akıllı oynuyor şu an Spartan. Ama dediğim gibi durum 2 ve 3 iken Rust AWP ile atışını bulmuş olsa banana'daki oyuncuyu Evet, sıkıştırabilirlerdi. evet. İşleri daha da karıştırabilirdi. Şimdi 25 canıyla yarım armor ile mücadele etmek zorunda Rast. Evet, elinde AWP var. Ha, yani karbon ihtimallerden bir tanesi ama tabii çok 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 düşük bir ihtimal. İlk atışını
tutturup ardından canını kurtarabilirse, trade'e izin vermezse Ras hala bir şansı olacak gibi ama o C4'ü yerden alması pek mümkün değil. Yani Burak Yol'un atışını kaçırması lazım. Evet. Reload sesini duyunca o an oynamak istedi Ras. Ve Burak Yol hata yapmıyor. 5-3. Sparta'nın beklediğimiz serisi geliyor ama son roundu böyle kazandıkları için de o kasa tam istenildiği durumda değil hala. -1'den 5-3'e geldi. 5-0'dan. 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 3-0'lık bir seri 5-0'ın üzerine. Team Spartan toparladığı gibi bütün parala tabii harcanıyor Log Esports'ta. Sencer'in önüne geliyorlar. Koşa koşa çıktılar. Sencer aman. İki tane kill çıkartıyor. Rufian'la Red Bull. Trade Mini'den geç trade. 2'ye 1. Çok iyi oyun Sencer'den. Off angle'da bekliyordu. Prefire çıkmadılar. Minin üzerinde de bir Wolvenga sarı. Kendi pozisyon yaratmaya devam ediyor Burak Yol. Bu atışını kaçırdı. Hemen rotasyon gelecek. Burak Yol biraz geç oldu ama Ras'ı da bulmayı başardı. Son kalan artık mini 19 canı var. Bir flash peek yapıldı short pozisyonuna. Destructive sanırım o flash'tan kendisi etkilendi. Son mermilerini isabet ettiremedi. 4 canı var mininin. Second mid'e doğru boylardan kaçmaya çalışıyor ama round nokta artık bitti yani. Biraz daha zarar verecek gibi mini. Yani 4 canıyla Destructive'i düşürdü. Tabii yani Team Sparta'nın ekonomisi için artık bir oyuncu daha Oha. kaybetmemesi lazım. Elkevi de çok iyi bir zamanlamayla yakalıyor. Mini round'u kazanması için o C4'ü yerden almak zorunda. Ya da iki oyuncuyu da vuracak. Şimdi Burak Yol kendini şorta göstermiyor. Hala mini bir rotasyon bekliyor. Long Smoke'unu gönderdi. 20 saniyesi var. Apartmandan hızlı gelecek. Burak Yol bu sesi bakalım duyabilecek mi? Çünkü kötü de yakalanabilir. O sesleri son anda duydu. Mini de çıkarken önce pit'e doğru odaklandığı için Burak Yol'u göremedi. Dördü buluyor Spartan ama şöyle bir nefesler her zaman tutuluyor. Hani Evet. roundlar kazanılırken rahat kazanılamıyor. Ya yani Mini'nin tek başına verdiği o son mücadele biraz canını sıkmıştır Team Spartan'ın. Şimdi pistollerde Log Esports. Bakalım plant alabilecekler mi? Bayağı bir canı azalmıştı Mini'nin. Tek tek killeri çıkartmaya çalışıyorlar. E5N biraz zorladı. Bir kill bulabildi. Bayağı da hasar bırakmış Burak Yol üzerinde ama sadece bir oyuncu kaybederek rahat bir şekilde Team Spartan bu sefer onlardan gelen 5-0'lık bir seri bakalım bozulacak ama kim tarafından bozulacak bir şey söylemek zor. Trende Galiba baktığımız zaman Team Spartan. 5-0'lık bir seri dediğin gibi. Yani burada AWP'yi iyi kullanıyorlar. Burak Yol banana kontrolü konusunda çok rahat bir Spartan izliyoruz. E5N de sonunda AWP'sine elini aldı. Bakalım bu düelloyu görecek miyiz? 3 av başlangıcı. Banana'ya bir flash peek yapılıyor ama T tarafından gelen bir yanıcı banana kontrolünü şimdilik zorlamaya çalışacaklar. Yanıcının önünde kaldılar bu arada. Atmadız mı? İstiyorlar gelmelerini. Oo. İstiyorlar gelmelerini. Headshot. 9 canı var Ras'ın. Güzel bir oyun. Bu arada Destructive Rufian'ı buluyor. Apartmanda ikili setup'tan çıkamadı Mini. Bir anda 3'e 3'e geldi durum. B tarafına zorluyorlar. Onları reis bekliyor. Elinde nate yok. Reisin en büyük dezavantajı bu. Yani banana kontrolü konusunda çok bu sefer ikili Nasıl hamdeler. iki Reis. kill? Geri belli oldu artık E5'lerin. İlk Oh. atışında başarılı canını da kurtarıyor. 7 can. Distractive'in bir an önce çıkması lazım. Tabi üzerinde çok büyük bir hasar var. E5'ine bunun farkında. Ve şimdi rotasyon Destructive'den çok hızlı geldi. Düzeltiyorum Sencer'den. Sencer'i oraya bıraktı Destructive. Ve plant geliyor. Hani bu ekstra oldu. Plant'ın sesini duydu Destructive. Sencer hemen rotasyon veriyor. İnanılmaz bir flick shot. E5'ine durumu 1v1'e getirdi. Canınız az olduğunu biliyorlar. Sencer'de AWP var. Boiler'a kadar çıktı.
Aa, E5'lerin önüne yürüyor. Önüne yürüyor. E5'lerin Ahaha! önüne yürüyor. O kadar zor pozisyonu roundla sonuçlandırıyor E5'ne. Herkesi tek tek yakaladı. 6-5 takımı öne geçiriyor. İmkansızı başardılar gibi. 1v3 ve ilk kill aldıktan sonra durum 1 ve 2'ye geldikten sonra 7 can var elde AWP. Bunu rica etsem highlight'lara koyalım yani. Çok zor pozisyondu gerçekten. Bunu izlettiler bize. Log Esports E5 ne? Son roundun son anlarını gerçekten çok iyi oynadı. Takımına roundu kazandırıyor. Bu sefer Banana'da biraz daha kalabalık oynamayı tercih etti Log Esports. A1, A'yı oyalamaya çalışıyor Mini. Elinde sadece bir flash var. İki takım içinde tabii ekonomik olarak önemli bir round. Kim kaybederse can sıkacak. Sight'tan savunmayı tercih ediyor Team Spartan B'yi. Boiler kontrolü konusunda yine bir baskı hissetmedi şu ana kadar Log. Aynı şekilde side'lardan B oynanırken A da çok geriden savunuluyor. Yani evet rotasyon gelebilir ama harita kontrolü konusunda Spartan çok zorlanacaktır oyunun geç safhasına doğru. Şimdi apartmana bir flash peek. Bu biliniyor artık. Yani bu flash boşu boşuna atılmış bir flash değil. Apartman kontrolünü kaybettiklerinin farkında Log. Buradan bakalım Long'u tercih edebilirler. Short'a doğru gelen bir smoke var. Destructive Kütüphaneyi geldi. kapattılar. Evet, Long'a ilerliyorlar. Destructive. Arch'tan bir kill. Ve split geliyor şu anda. Ama pushluyor Burak Yol. Elinde AWP var. Bakalım yakalayabilecek mi E5N'yi? C4 site'a geldi. Dönülmez yerden geçtiler. Reis'i Oy. yakalamışlar. Ölk evden gelen iki tane kill. Çok hızlı trade Rust'ta. Burak Yol. 52 canını bıraktı E5N'nin. Plant'i engelliyorlar. Rust üzerlerine gidecek Burak Yol. Yakın mesafeden o kili buldu. 2'ye 1'e getiriyor E5'le. Bir daha aynı şeyi yapması lazım. Şimdi işi çok daha zor. Sıkıştığı yerden de Sencer'in önüne geldi. 6-6 beraberlik. Yani her şey Erkev'in side içerisinde iki CT oyuncusunu birden düşürmesine bakıyormuş. Çünkü bir şansı daha vardı Log'un ama o fight'a girmek isteyen bir oyuncuyu Burak Yol ikinci seferde düşürünce E5'le de tabii pozisyonuna sıkıştı. Ve durum 6-6. Yani trenin bir benzerini Bir benzeri izliyoruz. evet. Çok da güzel bir oyun. Hani oyuncular boş boş düşmüyor. Çok güzel. Hani seviye Hareketli, çok yüksek. birbirlerinin hatalarını çok iyi değerlendiren ve iyi eğimlerin konuştuğu bir seri izliyoruz şimdiye kadar. Bakalım oyundan hangi takım düşecek ya da son ana kadar bu mücadeleyi izleyebilecek miyiz? 6-6 dediğimiz gibi beraberlik var. Smoke'tan denemesi Destructive'in. Biraz canlarını sıktı Log Esports'un ama Ras Yalnız. zorlamaya çalışıyor. Arch'ın önün 3 oyuncu var Arch açtı. 3 dediğin gibi Arch'tan gelen Reis. Aman 2 tane kill. Allah'ım. 3 4 Reis'ten 4 kill'lik bir performans. Çok rahatlattı bu. Team Sparta'nın Log Esports bu sefer istediğini bulamıyor. Arch önünde tek tek düştüler. Üçlü setup'ta kill çıkartan isim Reis. Yani Reis'in o 4 kill birden çıkarmış. Tabii. 2 killden sonra ben diğerlerine de hasar verdiğini gördüm ama Ya 3 kişilik setup'tan Reis çıkartıyor tabii Reis'in farklı bir takıma da transferi söz konusuydu. O Spartan'da kalmayı tercih etti. Şu an takımındaki kuşkusuz en başarılı isimlerden biri. Hatta en başarılı diyebiliriz Destructive ile birlikte bugün şu ana kadar göstermiş olduğu performansla. Oo, biraz av sezonu açıldı gibi Burak Yol için. Yani İkinciyi de vurdu ikinci de Wallbang'den. evet. Wallbang karton Pierre'den geçirmiş headshot'ı. Son round'da oynayacak Log Esports silahla. Ya şu an Spartan hissediyor. Gerçekten bu sefer ağırlığını koymaya başladılar. Tren haritasında zaman zaman iyi performanslarına şahit olduk. 13 roundu kazanırken gerçekten güzel oyunlarla kazanmışlardı. Ama şu an ilk yarı itibariyle Log'a göre biraz daha işte o ağır basan Spartan diyebiliriz. Şimdi izleyicilerimize ufak bir hatırlatma. Size bir sorumuz olacak. Geliyor. Devre Hazırlanın. aralarında şimdiden hazırlanın. Cevap vermek için bir yere ayrılmayın. Round bittiğinde E5 ne? O sorunun tabii bu sürpriz sorunun sürpriz bir ödülü olacak. Soruya ilk doğru cevap veren
Twitch'te ayrı, YouTube'da ayrı. İki Evet. tane platformda da ilk doğru Sadece cevabı verene sürpriz hediyelerimiz var. chatten doğru cevabı yazmanız yeterli. Aa, entry a Oh. entry değil ama beni Entry iyi canım entry. yakaladılar. Tabii. Yani haritanın farklı bir noktasında kil vermişlerdi ama bu da bir entry sayılır. Peş ne? Arkadaş ne? El Şener'in içinden bulduğu. Yani Smo deniyordu sadece sanırım. Ne gördü? emin değilim. Ama bildiğim tek bir şey var. Reis tek başına. Ona rotasyon gelsem mi gelmesem mi distraktif bir gitti döndü. Reis tek başına. Yani uf, Arch'ta da distraktif düşünce artık bütün harita kontrolü Log Esports'a kalmış oldu gibi. Site'lar çünkü bir bir tutuluyor ve üzerine 4 kişi gelecek. Sencer sunarken iyiydi ama 4'e 1 savunmada Sencer. 2 Sencer'den 3 gelen 3 tane kill. Pistolünü çekti. Site'ı zorlayacaktı. Ben round gidiyor hazırlıkları yaparken Sencer'den inanılmaz 3 kill. Ve artık Reis'le birebir oynayacak. Rufian'ı hatırlayın, Reis ne kadar iyi bir performansla ilk haritayı ve ikinci haritayı çıkartmıştı. Şimdi bir retake senaryosu için daha geliyor. Mid'den çıkacak yavaş yavaş. Rufian iyi bir zamanlama yakalarsa arkası dönük bulabilir ama yine de kili çıkarttı Rufian. Ve 8-7 Team Sparta'nın üstünlüğüyle ilk yarıyı kapattık. Benim gözümde aklımda kalan en yakın pozisyon Sencer'in pit savunması gerçekten 3'e 1 iyiydi. İlk sorumuz, ilk ESL Köln şampiyonu hangi takımdır? Hemen Twitch chat'ten ve YouTube chat'ten mesajlarınızı bekliyoruz, doğru cevabı. Güzel bir ilk yarı. Yani baktığımız zaman çok çekişmeli bir ilk yarı. İki takım da son kalan 3 puanı istiyor. Evet tabii doğru cevaplar da geliyor chatten, takip ediyoruz. Tabii bu saatten sonra da Evet. takımın İsveçli olduğunu da söyleyelim. Şimdi şuna hazır olmak lazım artık bu saatten sonra. Intelligence Türkiye Şampiyonası maçlarında artık devre arasından bir round önce, iki round önce o klavyeyi hazır bir şekilde bekleyeceksiniz. İlk ESL One Köln şampiyonu hangi takımdır? Tabii hemen sonuçlar ilk doğru cevap veren arkadaşlar da sizinle paylaşacağız. Sürpriz hediyelerimiz var. 8-7 tabii ilk yarıyı tamamladık. Yine yakın geçiyor. Bakın hani trainer haritasında uzun bir süre round farkı az devam ettiler. İlk yarı içinde Inferno'da aynı şey yaşanıyor. Evet, şu anda YouTube Twitch tarafında YouTube'dan ne Bilen çıktım. hikmetse doğru cevap gelmemiş. Böyle bir şey olamaz. YouTube'daki arkadaşlara duyuru. Daha doğru cevap çıkmamış YouTube'dan. Çok az zamanınız kaldı. İlk ESL One Köln şampiyonu hangi takımdır? Twitch, sanırım Twitch kazanımız belli ama Belli YouTube'dan belli. nasıl doğru cevap gelmez lütfen. Candan YouTube. Okey. YouTube'dan da gelmiş. Gelmiş Tamam. tamam. Olsun. Ama biz bir sonrakinde biraz daha Artık hızlı. Tabii. ısınacağız. Yani yavaş yavaş. O Ben zaman yazabiliyor muyum doğru cevabı? başka bir nickle şey yap. Ayarlı onları artık. İkinci yarıya geçiyoruz. Log Esports City'de. Team Spartan bu sefer T'deler. Ki T5 neydi? Flash'la oynatacaklar Rufian. Ölüme koştu. O oyuncuyu çıkartamazlar. O oyuncu çıkamaz. Ras. İyi bir counter flash ama Red Bull'u tahmin edecekler mi? Orayı kontrol etti Reis. Oh! Red Bull'dan ikinci kill. Üçüncü oyuncuyu zorladı. Bir anda bütün rotasyon değişmiş oldu. Mini önüne geliyordu Destructive. Çok rahat bir kill. Bakalım C4'ü nereye götürecekler? A geliyor. Hızlandırmaya çalışıyorlar. Mini ayakta. Mini yakın. Mini bakmadı Sencer Oy! Mini'den. Apartmanın balkonuna da Elkeve'de çok güzel bir tek. Sanırım 4K'la kapattı Mini. Yani Şener'i düşürmüş olsalar round çoktan bitmişti. Spartan adına mini 3 kill çok güzel bir pistol 3. performansı. Yani her pistol roundunda da şöyle güzel bir oyuncu çıkıp 2-3 vuruyor, 4 vuruyor. Hatırlayacaksın ilk roundda Rust çıkmıştı, 3 vurmuştu. Şimdi de mini 3 vuruyor. Çok güzel sahneler. YouTube tarafında ilk kazananımız Obava. Twitch tarafında da Fola Bender. Bu iki arkadaşımıza da tebrikler.
Kazananlarımız belli ama Team Sparta'nın zor bir round geçireceği de belli. Rust'tan gelen iki tane. Apartman içerisinde merdiven yakını kili. Ve hani mermi bitmese E5 ne zengindi. Gerçi bir bulabilmiş. Evet. Sanki bütün killer SMG ile geldi gibi. Evet. Sanıyorum öyle oldu. Rust'tan 2, 3... Twitch kazananı Fola tabi eski Spartan oyuncusu bu arada. Onu da izleme fırsatı yakalamıştık. 9-8. Çift taneye ulaşmak üzere Logi Esports. 4 AK ile oynayacaklar. Burak'ta Mekten mevcut. Bir de açıkça pikledi. Flash'tan sonra zıpladı. Short'a E5'ne. Bu nasıl bir setup? Uuu. Wallbang hasar. Yani bunu da duydular. En azından Rufian. Bir oyuncunun... Uuu. Gitmedi Rufian. İkili bir oyun yapmışlardı. Hani Rus'un headshot'ı Rufian'a bait oldu. Ama en azından kill'i çıkartıyor Log Esports. Tabii işler hızlı bir şekilde değişebilir. Şu anda Spartan 2-2. Banana ve A girişinde dağılmış durumdaydı. Tekrar banana dönüyor. C4'ü alan isim Burak Yol. Nereden kill bulurlarsa sanki oraya girecek gibi Team Spartan. Yani Spartan'ın yine bir şansı mevcut. AK'ler var, smoke'lar var. Infernal'da smoke'lar gerçekten çok iş yapıyor. Ve boiler kontrolü için çabası mevcut Spartan'ın. Short'a A tarafına doğru gelen bir flash var. Kimse etkiliyor. Rust etkilenmiş. Etkilenmiştir Rust. Ooo reis. Ne kadar güzel bir spray transfer. Rust'tan Rufian'a. Şimdi 3'e 2. Vura vura girdiler A'ya. Ya böyle olması gerekiyordu. Yapabilecekleri tek şans buydu. Short'ta Rufian. Orada belki de çok daha iyi iş yapabilirdi ama olmadı. Devamında bakalım 2 ve 3 oynamak isteyecekler. Long tarafında smoke arkası bir boost mevcut. Yerleri çok sağlam şu anda Team Spartan'ın. Evet, hiç oynamaya bile gerek yok. Evet. Yine de çıkış kili kovalamaya çalıştım yine. Biraz erken oldu. Bir türlü alamadım. Silah kaçırıyor Red Bull. Bir AUK bir sonraki round'a taşınacak. Ama Team Spartan tekrar beraberliğe geldi. 9-9. Train haritasını özletmiyor Inferno. Tam da beklediğimiz gibi geçiyor. Yani çok güzel. Tam olmaz diyorsunuz ve çıkıyor bir oyuncu. Yalnız Rust flashlıyken düşürüyor. Hı hı. Ama ona rağmen balkon tarafından gerçekten Reis etkili girdiler. Hem side içerisinde Rust'ı düşürüp ardından short'a spray transferi gerçekten çok kaliteli. Yani bunları görmeyi çok özlemişiz. Bekliyoruz. Hani Türkiye'de de gerçekten çok büyük yetenekler olduğunu anlatır bir durum. Mide şimdi agresif yapacak Log. İki kill birden çıktı. Rufian'dan bir tek var. Yalnız agresif oyun istenileni vermedi. Rufian'ı da tradeleyen Burak Yol. Mini tek başına B'de. Banana'ya da gelme dedi Burak Yol. Sakın açılma diyor. Şener'in ne yapacağı çok önemli. Boiler'dan açıldı. Ah, kaçırdı mı? En azından bir tane kill buldu Reis. Şimdi koşarak dönmeye çalışıyor. Arkaladı onu bir oyuncu. Geliyor. Hasar bile almadı. Mini geliyor. Ama A düştü. Mini'nin hizasından da geçmişler. Yani zaten o da Max7'la mı vur ateş etsem yoksa USP ile mi derken oyuncu short'tan kaçtı. Yerden şimdi AK aldı Mini. Yalnız Mini bu AK'yi bir sonraki round'a taşımak isteyecektir. Yine de kovalıyor oyuncuları. Kitty var, Smough var. Yine de bir kill. Gayet iyi. Pit de sencere düşürdü. Şimdi save'lemek için topukları birbirine vura vura site'a kadar çekildi. Ama round'u kazanan taraf Team Spartan. Son andaki mücadelesi yine iyiydi Mini'nin. Ama bir kill ile sonuçlanıyor. Round'un gidişatını değiştiremeyecek. Öne geçiyor Team Spartan. O AK'nin de saklanması iyi haber. Yani en azından bir rifle'ları olacak. O rifle'ı nasıl oynatabilecekleri çok önemli. Çift taneye ulaşan Spartan. Kendi seçmiş oldukları tabi harita, Inferno. Şu var. Hazır. Şu anda Mini çok iyi hissediyor. Hı hı. Belli. Gayet de güzel pozisyonlar yaratıyor. Mini'nin elinde kalması zaten en mantıklı olanı.
Ve arkadaşlarını bakalım nasıl tradeleyecekler. İyi tradeleyebilirlerse ve trade'den de karlı çıkarlarsa yerden en az bir silah alma ihtimalleri var. Ama armor yok. Nate yok. Sanki yine bu roundda biraz işler Mini'ye bakacak gibi ama tabii ihtimaller gerçekten çok düşük. Yani o Aken'in iş yapacağı, yani yapması Zor. gerektiği Zor. gibi aynı zamanda bir iki oyuncunun da pistol killerine ihtiyacı var. Yoksa yani ne kadar trade'lerse trade'lesin mini çok zor olacak. O yüzden ekstra bir pistol performansına ihtiyaçları var. E5'ine de bir flash. Mid'den oynatmaya çalışacak muhtemelen. Biraz boiler'a gelen yanıcı her şeyi bitirdi şu an. Yani her şeyi bitirdi. Nate'ler, yanıcılar. Daha kafayı bile çıkartamadan. Tek flash'la Evet. oynatmaya çalıştı second mid için boiler'dan. Yalnız gelen yanıcı Nate mermi bile harcamadan o bütün her şeyi bitirmiş olabilir. Rast yerden kitle AK'yi aldı. Tabi bu ne yapacak? Çok zor hala. Pit'te bekliyor. Yani graveyard yakın pit tarafında Ras. A tarafında killer çıkmaya devam. Bakın bir tane daha bulabilirler mi? Yandı. Evet. AK de böylece gitmiş oldu. Yine de tabii şu kalan iki oyuncu bir şeyler deneyecekler. Red Bull kütüphaneden yaklaşıyor. Bir oyuncuyu tespit etti. İyi de hasar veriyor. Kill de çıkarttı ama Sencar her şeyi bitiren kill'i alıyor ve 11-9. Team Spartan 2 round farklı öne geçti. Bu roundda neler var? E5 ne? Yarım armorunu çekecek. Ama nate'leri gerçekten çok az. Mekler az ama banana kontrolü alınırsa biraz daha A odaklı bir savunma gelebilir. E5 neyi B'ye yerleştirdikten sonra. E5 ne pik almak istedi. Oyuncuları tespit edip geriye doğru çekildi. O banana kontrolü iki oyuncuyla denenecek. Rufyan da elinde flash bekletiyor. CT saksı altından. İki tarafta geç banana kontrolü için uğraşacak bu arada. Yani flashlar geliyor. Mini ile birlikte bu mini boostlayacaklar işte. Bu kill getirebilir. Burak yolu yakaladı mini. Orada bir isim daha var Reis. Oh. Ondan trade geliyor. Çok kolay bozdular bu arada bananayı. Yani bir kez daha deneyeceğini düşünmüş olması lazımdı Log'un. Rufian hemen A'ya rotasyon verdi. Burada biraz taktiksel bir hata söz konusu. İkinci oyuncuyu smoke önünde beklemediler. Ve Shenhe artık tek başına B savunurken 3 oyuncu da A savunacak. Mid kontrolü rahat alındı tabii. Eksik A savunması mevcut. 3 oyuncu var yine de. Ama Rufyan'ın da böyle çıkmaması lazım. Bir şey denedi ama dediğim gibi biraz zamansız oldu sanki. A'ya girmeye çalışacaklar. Smoke avantajı var. Ama tek kill E5 neden? Red Bull'un yapabileceği hemen hemen hiçbir şey yok. Yani şunu söyleyecektim. Rufyan düşmüş olmasına rağmen hala side içerisinde iki A oyuncusu vardı. Bir şeyler yapmak için gerçekten iyi bir pozisyon. Çünkü Smoke'tan bir çıktılar. tane bekleyeceklerdi ama ikinciyi beklemeyeceklerdi. Rus'un direkt düşmüş olması tabii round'u Spartan'a getiriyor. Ama en kritik pozisyonlardan biri Rufyan'ın öyle hani direkt entry vermesi long'ta. Kalan son isim Şener. İyi bir oyun ortaya koyuyor Spartan. Yani trade'li oyun, birlikte oyun çok kararlı bir oyun. Tabii özellikle Log'un Shenhe'le oynadığını hatırlatalım stand'in. Hani Spartan da Log'u stand'in oyuncusuyla yakalamışken alacağı maksimum puanı almak isteyecektir. Bir dertli round daha Log için. Yani saklanan tek bir silah vardı. Team Spartan'ın 13'e varmasını engellemeye çalışacak Log. Oh. Yani bir şekilde öldürmeyen Rabbim Öldürmeyen Rabbim. öldürmüyor. Rufian teklendi. Aslında iyi bir wallbang. Burak yoldan geldi.
Ya ben Logi Esports'un kesinlikle yerden bir oyuncudan bir artık silah almasını bekliyorum, düşürmesini. Toplu bir oyun pistollerle bir karmaşa, bir kaos. Belki, ama belki iş yapabilir. Tek başına Red Bull B'yi savunmaya devam ettiği sürece, aksiyon A'da koparsa Logi Esports'un işine gelir bu. Şimdi B'ye rotasyon geliyor yavaş yavaş mini. Yalnız Destructive de sızdı. Hani bunun hiç farkında Ya değil. bu bitiriyor galiba. Ve side içerisinde Nuvebox'ta Red Bull tek başına. Bu gerçekten artık round'un bitişinin habercisi gibi bir şey. Zaten tek başınaydı Red Bull. Yerinde belli etti böylelikle. Havuza doğru bir flash gönderecek. İyi, iyi flash. Bekletiyor. İkinci de geliyor bu arada. İkisi de iyi. Çok iyi oyaladı şu ana kadar. Ama zaman daralıyor. Oh. Yok, 13'ü buluyor Spartan. Güzel. Reload'da güzel dedim ama Destructive daha güzelmiş. Önce Rufyan'ı, ardından E5N'ye. İki tarafta böyle bir şey beklemiyordu Evet. muhakkak. Adam kaybetmedi Team Spartan. Öyle bir lüksleri var. Yani 13'te şimdi bay yapacak Logi Esports. Kaybederse kolaylıklar diliyorum. Çift AWP. Çift AWP hatırlayacaksın. Tren haritası CT'de çok denedi Log. İlk çift AWP roundundan çok bir fayda sağlayamadılar. Destructive'in 1 ve 2 clutch roundu hatırlayacaksın. 25 kill Destructive. Hemen ardından 22 kill Reis geliyor. Bu sefer Destructive, hani ilk haritada yine bu iki ismi telaffuz etmiştik. Sencer'e ben biraz takılacağım. Gelsin, Geldiği çıkar bir zaman biraz zamanı. takılacağım tabii. Ama hatırlayacaksın, tren Şeyi çok haritasında iyi. da Görevini yapmaz yani, şimdi orada kill death. Tamam, bir şeyler ifade ediyor ama yani. ya istatistikler her şeyi göstermiyor tabii. Evet, bir yere kadar görevini şu ana kadar yaptığını söyleyebiliriz ama ben yine de Sencer'e azıcık çemkiririm. Kaçamaz Ama canım yani pozisyonu gereği yani rolü gereği de Bu arada Logi Esports için çok kritik bir round. evet, yani kaybederlerse Spartan 15'i bulmaya Mini çalışırken mini 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 oy. mini. Flick bekledim miniden. Yani çok zor bir flickti tabii. Burak yoldan net bir atış, güzel bir atış. B'de entry'yi buldular. E5 neyi getiriyor Logi Esports? B yardımına. Yalnız Burak yolu buraya yerleştirince işte artık bananayı da bir daha tekrar geri alması Logi Esports'un çok zor olacak. Artık bitti yani. Banana diye bir durum pek kalmış gibi değil. Ve hani Long'a da hiç kontrol söz konusu değil. Spartan side içerisine girerken değil, mid kontrolünde çok rahat hareket edebilir. Destructive tabi çok beklemeye devam ediyorlar. Rust'tan gelen bir yanıcı. Bir de Nate kullanacak. Hücumu tekrar sanki B'ye doğru çevirecek Spartan. 2B savunma oyuncusuyla karşılaşacaklar. Eğer Spartan entry bulursa Log direkt save'e gidebilir burada. Hiç Nate yani. Rufian da var. Nate'ler. Ya o da Rufian da outside'ın A'da. içerisinde yani. Yani B flash'ta ne kadar tutabilir? Ha, bu gerekiyor. E5 ne? Güzel bir atış. Silahı gördü. Oh. İkincisi de başarılı. E5 neden? Yanıcıdan çıkmaya çalışacak. Sencer düşmüş. Oh. Burak yolla birlikte Destructive. Yakın mesafede alınan iki tane kill. Yani. B'yi veriyor Team Spartan'a. Logi Esports çok iyi bir yere kadar getirmişti round'u. Smoke'tan zorluyor Destructive. Karşılıklı mermiler değdirildi. Burak yol tagliyor Rufyan'ı. Bir de Nate bırakacak. 13 kaldı. Ve üzerine de bir smoke. Yani hala deniyor log ama bir an önce çıkıp A'ya gitmeleri lazım. Bir an önce. Bir yere kadar getirdiler round'u. yani Ucundan döndü gibi. E5'inden 2 kill çok kıymetli. Evet. Side içerisindeki oyuncu sanırım Red Bull. Onun da Raz? sanırım Ninja'ya gidecekti. Yani side içerisindeki oyuncudan herhangi bir kill çıkmadığı takdirde bu oluyor. Ve üzerine gelen yanıcıdan biraz daha agresif oynamak istedi. Side içerisindeki oyuncunun backup'ına gidebilmek için E5'le. Oradan iki entry birden, iki trade birden bulunca Spartan round'u getiriyorlar ama çok zorlama bir savunma oldu. Yani o iki kile çok yazık oldu. Öyle Evet. söyleyeyim.
İyi denemeydi Logi Esports. Aynı şekilde iyi girişte Team Spartan'dan. 14-9 Train'den biraz daha farklı oluyor artık ikinci round. Team Spartan biraz daha bu sefer ipleri eline alan taraf gibi. Bu sefer ayakları daha çok yere basan taraf gibi. Rufya'nın sakladığı bir Ahug'un üzerine bu para harcanır mı? Pistol armor mu acaba? Yok. Bilemedim. Bir pause'da şu anda sanırım Lockdown onu konuşuyor. Yani Rufyan belki Famaslar gelebilir ama sanmıyorum. Yani rakibin muhtemelen 15 olduğunu görecek Lok. Burada bir half buy yapacaklar muhakkak. E5'ine hatta 2000'e düşerken sadece bir SSG aldı. O SSG iş yaparsa kalan oyuncular da işleri bitirebilir. Yine tehditkar bir buy bu. Hani hiç yoktan bir AUK bir SSG. Oynatıyorlar. Oynatıyorlar ama reis bekliyor. Reis Oh. bire bir değişim. Yerde artık iki tane silah var. Alabilecekler mi? E5'neyi kaybettiler. Erkev sanırım bayağı bir hasar almış. 30 canı var. Silah alındı Mini'de. Mini'nin armor'ı yok. Bir anda ağ hızlandırdılar. Red Bull'un üzerine gidecekler Red Bull. O da hasar bırakıyor. Kill çıkartamadı ve midi kontrol eden Destructive. Round'u bitiriyor gibi. Kütüphanede Rus var. Onu yaşatırlar mı? Yani üzerine gidecek oyuncular mevcut. Güzel. Of. Çok güzel. Aman. O son anda gördü Ras. 1v1'e getirmesi an meselesiydi ama Spartan 15'i buluyor. Onlar da haftayı puanla kapatmayı en azından garantilediler. Güzel bir hücum. Yani Spartan oyunu çok iyi okuyor. Rakibinin nerelerde nasıl savunma yaptığını, kaç kişi olduğunu çok iyi okuyarak hemen reaksiyon veriyorlar. Önemli olan sadece okumak değil, takım halinde reaksiyon gösterebilmek. Tam 30 kill Destructive'den. Kapalı elemelerde de takımın en ön planda olan isimlerinden biriydi zaten. Ve çift AWP bir kez daha Lok. Buradan çift taneyi bulmak için denenmedik yol kalmadı onlarda. Bir şeyler tam tutmadı ikinci yarıda Logo Esports'ta. Dediğim gibi denediler. Bazen zamanlama, bazen rotasyon, bazen de eğimler. Team Spartan'ı da tebrik etmek lazım. Şimdi yine Oo, yakalayacaklar. Bu aynen. sefer E5 neye yakalandı? Bir önceki pozisyonda Mini'yi hatırlıyorsunuz. Evet. Tek Smoke. başına Red Bull. Şimdi hemen A'yı hızlandıracaklar. Gelen flashlar mevcut ve iki rotasyon Oo. birden geliyor şu an. Bu kötü. Acayip yedirdiler şu an. Hemen geri dönecekler. Mid kontrolünü tamamen kaybetti Lok. Mini Mini pikliyor. Pikliyor. Pikliyor ve ilk kili buldu. Trade'e çıktılar. Short'tan. Kaçıyor içeri. Yalnız içerisi kalabalık 3. Burak Yol AWP ile önden gidiyor. Trade'ini aldı Mini'nin. Oo. Bu arada Reis Rufy'ni Yalnız. yakalamış. Ras. Smoke'tan birazdan çıkacak. Ras. Burak Yol'u yakaladı. 2-2. Düşmemesi lazım. Ayakta kalması lazım Ras'ın. Red Bull yetişiyor. Ve yetişti bile. Yetişti. Long'tan gelecek Arch'ta şu an. Nate yok Spartan'da. Ve onu çıkarmayı başardılar. Red Bull da yerini belli etti. Bu tam bir kabus. Artık işler tamamen düelloya bakıyor. İyi yanıcı ama sanırım evet istemediği yere gitmiş. Red Bull Oo, çok zorlayacak. kötü O da kaldı yanıcının ya. üzerinde kaldı. İki farklı açı. Güzel oyun. Logi Esports. Son roundu A'dan kazanıyor ve böylece 1-1 beraberlikle tamamlamış olduk. Logi Esports, Team Spartan karşılaşması. Burada yine hemen ilk üç hareketimizi izleyelim. Reis'in aldığı smoke Deagle kill'i. kill'leri Evet. hatırlıyorsun. Bu birinci hareketimiz. Eğer bunu beğendiyseniz chat'e sadece bir yazıyorsunuz. Bence hepsini bir izleyin. Hemen Evet. yazmayın. 1, 2, 3'ü bir izleyelim. Ardından tekrar göreceğiz. Çok şık hareketlerdi. Bu da ikinci. E5N'nin aldığı bu inanılmaz clutch. Destructive. Burada da önünden sanırım Volk'la geçiyordu. Boiler'ın önünden. Evet. Yani çok kaliteli. Bence şu ikilerde bir Müthiş. şeyler var. Evet. Bu da o üçlü setup'tan Reis'in çıkarttığı 3 kill mi? 4 hatta. 4 mü? Evet. Üçüncü hareketimizde Reis'in çıkarttığı 4 kill. Şimdi izlediniz. 1, 2, 3. Hangisini beğendiyseniz chat'te yazıyorsunuz. Hem Twitch'te hem YouTube'da. Böylece günü Biz de tamamlamış. alışalım, söyleyelim sıra sıra lütfen. Evet. Günde tamamlamış olduk. Şunu gördük aslında. İki takım da birbirinden 3 puan aldığını gördük.
Log Esports tarafında iyi oynanmış bir train haritası vardı. İyi düşünülmüş, iyi kurgulanmış train haritası vardı. Onu kazandılar. Inferno'da da bir yere kadar gerçekten iyi geldiler. Ama o son çözücü Team Spartan'ın yıkıcı ramplar gelmediği için ve Team Spartan'da T tarafında gerçekten iyi oynadılar, başarılı oynadılar ve oyunu okudukları için 1-1 maçlar dağılmış oldu. Tabii yani erken alınacak birbirlerinden puanlar çok önemli, dediğimiz gibi lig maratonunun ilk haftaları böyle geçiyor genellikle. Karşılıklı olarak alınan puanlarla geçiyor. İki ekip de bence şu an için memnun. Hani Spartan LoK'tan 3 puan kopartabildiği için LoK da standing'le oynayarak en azından kendi seçmiş olduğu haritada galip gelebildiği için. Çünkü belli bir adaptasyon sorunu var. Oturması lazım LoK'un biraz daha. Çünkü son şampiyon tam olarak istediğini yansıtamadı haritalara bence. Tren haritasını kazanmış olsalar da 16-13'lük bir skor aslında çok tatmin edici değil. Yine de tabii önümüzdeki haftalarda yeni transferi de takıma girdikten sonra ben daha çok oturacağını düşünüyorum. Çok güzel bir gündü. Kaliteli bir gündü. Evet, böylece programımız sonuçlanmış oldu. Tabii tekrar hatırlatalım. Semih Lego Selbi'nin babası Evet. vefat ettiği için kendisine tekrar başsağlığı diliyoruz. Mekan cennet olsun. Onun için ilk seri oynanmadı. Bugün saat 3'te başladı. Yarın pazar günü tekrar saat 1'de sanırım programımız başlayacak. Toplamda 4 tane Best of One, 2 tane seri oynanacak. İki takım da ellerine sağlık. Bence çok güzel mücadele izlettiler. Log Esports'ta, Team Spartan'da. Senin de dediğin gibi puanları paylaştılar. Şimdilik memnunlardır. Hani 2 puan değil, 1 puan değil ama ikisi de 3 puanı paylaşması da ayrı bir önemi olacak. Bakalım yarınki serilerde neler olacak. Kazanan izleyicilerimize de soruları doğru cevap verip sürpriz ödülleri kazanan izleyicilerimize tebrikler. Yarın Türkiye saatiyle 1'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.